Malatya Editör olarak bugün meyve sebze pazarındayız. Ramazan'ın gelmesiyle beraber hurmalar da tezgahlarda yerini aldı. Hurma satıcılığı yapan bir esnafla beraberiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasıl satışlar? Memnun musunuz? Vallahi satışlarımız bayağı düşük eski kireye göre. Biraz da bu zamlardan dolayı millet zar alıyor. Yani bu millet ne olacak? Bu hatta götüren götürüyor. Devlet baştakiler götürüyor. Bu fakir fukaranın halı ne olacak? Bu nereye kadar gidecek? Ben mesela 4 baş nüfusum. Benim bir emeklim olmasa geçiremiyorum. Emekliyle geçiremiyorum. Bir asgari ücret 4,5 milyar, bir emekli alıyor 3 milyar. Bunu ya karşılayacaklar, tamamlayacaklar ya da sıfırlayacaklar. Artık biz acık yani. Ne kadar hurmanın kilosu şu an? Bu anda hurmanı ben 5 lira, 3 lira para kazanıyorum kilo başında. 25 liraya alıyorum, 30 liraya satıyorum. 30 alıp 35'e satıyorum. Dışarıda 60-70 lira, 80 lira. Ben de 50 liraya sattığım hurmayı 110 lira, 120 liraya satıyorlar. He. Peki talep nasıl? Müşteri geliyor mu? Yok yani, millet yok. Satamıyor musunuz? Gücü yok ki milletin, alım gücü yok. Bitirdiler Türkiye'yi. Allah sonumuza iyi getirir. Fiyatları nasıl buluyorsunuz şu anda? Pahalı ya. Çok pahalı. Yani hiç elimize atamadık. Aldığımız an 3 tane var. Limon almışsınız. Ne kadar kilosu limonun? Limonun kilosu 5 lira. En uygun olarak. Şeyi kaça aldık biz? Kattesi 5 lira aldık. Kattesi 5 aldık. Ama diğer domates olsun, biber olsun. Ne kadar domatesin kilosu? 22, 23, 28, 30. Sizce çok pahalı değil mi? Pahalı. Bayağı pahalı hocam. Vatandaş alamıyor. Esnaf alım memnun değil. Zor. Alım gücü olan olmayan için zor yani. Yapacak bir şey yok. Bayağı yüksek. Ne almaya geldiniz pazara? İstediğiniz ürünü alabildiniz mi? Vallahi alamadım. Sebze almaya geldim. Yeşillik falan. Alınacağı yok yani. Çok pahalı. Yeşillikten kastınız biber mi? Yeşillik dedim. Tereroka türü şeyler. Onların fiyatı ne kadar? Geçen sene 50 kuruştu destesi. Bu sene 2 lira, 2,5 lira. Maydanoz 50 kuruş 1 liraydı. Şimdi 2,5-3 lira. Sizce neden bu kadar pahalandı ürünler? Vallahi neden pahalandı? Herhalde dış ticaret. Yani dışarıya mal veriyoruz. Önce içeriği doyurmamız lazım ki sonra dışarıya verelim değil mi? Memnun değilsiniz yani. Vallahi fiyatlar. Hiç değilim yani. Kesinlikle ilgilenmiyorum. Ürünlerde, pazarda, fiyatlarda bir pahalılık olduğunu söylüyor. Sizler nasıl buluyorsunuz bir esnaf olarak fiyatları? Pahalı. Yani belki ürün, sebze meyve belki ucuz olacak ama nakliye aşırı pahalı olduğu için mecburen düşüş olmuyor. Bu sezonda normalde düşmesi lazımdı yani. Ama mazot çok pahalı olduğu için düşmüyor yani. Evet, şu an bizim tüccarımız biraz fazla ahlaksız abi. Nasıl yani? Nasıl yani? Gözü doymuyor. Gözü doymayınca da fiyatlar düşmüyor abi. Yani bunun bence devletle falan alakası yok. Peki şu an vatandaş ne düşünüyor fiyatlarla ilgili? Gelen kişiler sizle yakınıyor mu? İnsanlar genel olarak yani herkes isyan ediyor yani. Şimdi düşün, 30 lira biber. 30 lira biber olur mu ya? 25 lira, 20 lira domates. Hani gariban ne yiyecek? Gücü olan alabiliyor ancak. Ramazan ayındayız. Bir düşüş söz konusu değil mi sizce Ramazan ayında? Ya da düşer mi? Özellikle Ramazan ayında düşüş olmaz. Niye? Bizim halcilerin hepsi Müslüman. Yahudi olsalardı veya Hristiyan olsalardı belki düşerdi. Bizimkiler Müslüman olduğu için düşmüyor abi. Siz portakal, mandalina, elma satıyorsunuz. Fiyat aralığı ne kadar bu ürünlerin? Vallahi abi işte şu gördüğün portakal 4,5 yerinde yazmışlar. Bunun maliyeti 5.000-5.200 civarı. 6 liraya satıyoruz. Hani pazarcının kar marjı bellidir ya. 3 aşağı 5 yukarı yani. Çünkü pazar yeri dediğin rekabet ortamı olduğu için kimse kafasına göre fiyat koyamıyor yani. Çünkü müşteri geziyor. Kim 10 kuruş ucuz verirse ondan alıyor insanlar. Mecburen yani. Ne yapsın insanlar? Ama şu ortamda benim gözlemlediğim yani parayı büyük tüccarlar, büyük zincir marketler götürüyor. Bizim gibi satıcı, üretici, müşteri bu işten kazançlı çıkamıyor yani. Benim kâr marjım belli. İşte dediğim gibi 4,5 aldığım bir şey 5.200-5.300'e mal olursa 6 liraya satarsam 12 kiloda 70 kuruş. Onu da akşam giderken mazota bırakıp gidiyoruz. Sen sağ ben selamet. Sizce akaryakıta indirim olursa, önemli bir düşüş olursa sebze meyvede de ucuzluk söz konusu olur mu? Şimdi abi şöyle söyleyeyim bak. Buradan Antalya'ya eskiden bu zamlardan önce bir tırın gidiş gelişi 7-8 milyar. Şimdi adamlar 30 milyara gitmiyorlar. Aradaki farka bak. Mazot düşerse bu adamın fiyatı da düşecek. Ve otomatikman sebze meyveye yansıyacak. Çünkü adam gidip oradan getirdiği zaman o kamyona veya tıra verdiği parayı mecburen kilo bazında sattığı ürüne yansıtmak zorunda. Öyle olunca yani nereden baksan şu pahalılığın en az 3-3,5 lirası hatta 5 lirası mazot ücretidir. Yani bir de dediğim gibi gözü doymaz tüccarlarımızın maalesef rolü çok büyük. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi sıkıntı gelir geçer. Allah devletimize, milletimize zeval vermez. Sıkıntıdır, bugün olur, yarın biter. Allah devlete zeval vermesin abi. Çok ucuz. Vatandaşlar pahalı diyor. Ya hayır onlar enayi onun için. Enayi. Ucuz abi. Bir biberin kilosu 20 lira. Sizce 20 lira ucuz mu? Abi 2 lira o sayılır. Niye marketlara yükselse bir şey mi var? Ama çiftçinin cebine giren bir şey yok. Sizce neden fiyatlar bu kadar yükseliyor? Vallahi onu baştakine sorur. Görünüyor. Tadı tuzu yok. Uçmuş kediyi bulabilirlerse. Almaya geldiniz pazara, bir şey alabildiniz mi? Aldım ha, ıspanak. Bir şeyler aldım. Azıcık muz aldım, muzun kötüsünü aldım. Domates, biber sizce neden bu kadar pahalandı? Ya yüzde kaç katlamış biliyor musun? %20 değil ha. %100. Yani işin içinden çıkacak gibi bir şey değil. Peki ne yapılması gerekiyor? Bana kendileri herkes görüyor yani bu baştaki adamlar, Cumhurbaşkanımız, bakanımız hepsi biliyorlar ya. Bunlar o fiyatları bizden daha iyi görürler de pek övülmek istemiyorlar. Vatandaş zor durumda. He. Yani onlar herkes işini yapsın diyorlar o kadarca. Merhabalar. Biz pazarda geziyoruz Malatya Editör olarak. Vatandaşlar ve esnaflar hayat pahalılığından yakınıyor. Sebze meyve fiyatlarında bir pahalılık söz konusu diyor. Sizin fiyatlarda durumlar nasıl? Bizim kumaş kendimizin kumaşı. Kendimiz dikiyoruz. 20 liradan tut, 15 liradan tut ta 60 liraya kadar. Ucuz mu sizce? Vatandaşlar ucuz. Ne diyor? Kendimiz dikiyoruz, kendimiz kumaşı getiriyoruz, dikiyoruz. Aha, patron da budur. Gel. Kendimiz yapıyoruz. Peki talep nasıl? Talep iyidir. Vatandaşlar geliyor mu, alıyor mu? Alıyor, sürümde kazanıyoruz. Çoğu sürümde. Yani şey eski kalabalık var mı pazarda eskisi gibi? Aynı. Aynı ama mal pahalı. Her şey pahalandı. Ticaret Bakanı bakmıyor. Tarım Bakanı bakmıyor. Onun için ben 100 sefer şikayet ettim. Dedim ki böyle olmaz. Bana versinler. Eğer hepsini men etmesem görürsünüz. Ben karşıyım. Zama karşı. Zama Kemal Sunal ne demiş? Karşıyız. Ben gazeteciyim. Yılları verdiğim. İletişim Başkanı danışmanıyım şimdi. Boş kaldı mı çalışıyoruz. Boş kaldı mı Çalıştay'a katılıyoruz, çalışıyoruz. Hep de meyveye bakıyordu. Alabiliyor musunuz peki? Bakıyorum, gidiyorum. Sadece bakabiliyorsunuz. Evet, size göre en pahalı ürün hangisi? Marul mesela uçmuş. Marul. Domates, biber nasıl? Domates zaten o başta 20-25 lira abi. Zaten almamak daha mı? Siz peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Akşam eve eli boş mu gideceksiniz? Yok, az alacağım. Tane tane mi? Evet, az. Peki sizce neden bu kadar zam geliyor ürünleri? Bir indirim söz konusu olmaz mı? Zannetmem hiç ama Ramazan'da bayram geliyor ya. Hiç millet adamlardan tutturmuş, ne koparı söker. Gelirse bayramdan sonra getiriyorsunuz. Bilmiyorum artık, Allah bilir. Anladım. Berbat. Ne almaya geldiniz pazara? Vallahi sebze almaya geldim. Ben biberi görüyorum. Biber ne kadar kilosu? Biber 30 lira. Yaşayamıyor. Gerisini geç. Vallahi oruç bile tutmayacak. Çünkü bir şey alıp yiyemiyorsun ki. Gerçek diyorum bana. Sizce neden bu kadar pahalandı ürünler son zamanlarda? Ne bileyim ben geçinemiyorum, ben şaşırmışım. Onun derdinde miyim? Pahalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi hayat çok pahalı kardeş. Hiç kimse geçiremiyor. Acımızdan öleceğiz yani böyle giderse. Ramazan'da indirim gelmez mi? Bugün ikinci günü fakat hala fiyatlarda bir zam söz konusu. Ya, ne indirimi? Yani sabahdan bekliyoruz ne gelecek? Zam gelecek diyor, bekliyoruz ya. Başka bir şey yok. İndirim zaten beklemiyoruz yani. Sizce şu an biberin kilosunun ne kadar olması gerekiyordu ki vatandaş rahat alsın? 5 lira. 5 lirayı geçmeyecek. Vallahi ete bakıp geçiyor, öbürüne bakıp geçiyor. Aa, sonunu bekledik, ucuz alırız diye onu da alamıyor. Vallahi seçtik zorundan 15 lira yarım kilo. Anladım, sağ olun, teşekkür ederim. Allah devlete zeval vermesin, her şey bedava. Vatandaşlar pahalılıktan yakınıyor. Yok, ne bu pahalılığı? Domates 25 lira, ne pahalı? 25 lira ucuz mu sizce? Abi ucuz, çok güzel. Bir vatandaş yesin. Arkadaşlar pazara geldiğinde hiçbir şey alamadığını ifade ediyor. Sizler bir esnaf olarak ne düşünüyorsunuz konu hakkında? Esnaf olarak şunu düşünüyoruz kardeş. Devlet büyükleri bir an önce Rusya'ya ihracatı kesmeler lazım. Şu anda Rusya'ya ihracat yapan sebze konusunda, meyve konusunda sadece Türkiye yapıyor. Bütün diğer ülkeler ambargo uyguladı. Biz ürünlerimizin %80'ini şu anda Rusya'ya gönderiyoruz. O yüzden de iç piyasaya pahalı mal satılıyor. Gene darbeyi kendi milletimize kendimiz vuruyoruz yani. Sizce vatandaşa neden pahalı sunuluyor bu ürünler? Sunulmasının bak sebebini söylüyorum işte sana. Önceden biz Rusya'ya domatesi, bibere yılda %10 gönderirken bu sene %80 gönderiyoruz. Anladın şimdi niye pahalılık? Akaryakıtın da sizce bir etkisi yok mu pahalılıkta? Akaryakıtla alakası yok pazar fiyatlarının. Yani nakil olduğu için sonuçta geldiği yerden... Arabayla geldiği için biraz da oradan dolayı pahalılık olmuyor mu? Alakalı bir bilgim yok ama bak yıllardır meyve sebze satan biri olarak meyve sebzenin pahalılığı şu anda bundan dolayı. %80 şu anda ürünlerimizin %80 Rusya'ya gidiyor şu anda. Yani Türkiye Rusya'ya ambargo uygulasaydı şu an domatesin biberin kilosu ne kadar olurdu? En fazla 10 lira olurdu. Şu anda bütün domates, biber hepsi Rusya'ya gidiyor. Sebze, meyve hepsi Rusya'ya gidiyor şu anda. Sebebi bu. Anladım. Bütün diğer dış ülkeler ambargo uygulayınca şu anda Rusya'nın bütün ihtiyacını biz karşılıyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok kardeş. Biz böyle devam edersek durumlar daha da kötüye gidecek. İnsanlar yakında yağmacılığa başlayacak yani. Evine ekmek götüremeyen insanlar var şu anda. Vatandaşlar çok yakınıyor bu konuda. Tabii. Pazara geldim ama bir şey alamadım, eve gidiyorum diyor. Alamıyor abi insan. Bir kilo domates alsa, bir kilo biber alsa, bir kilo portakal, bir kilo elma alsa 200 milyon yapıyor. Birer kilosu ha. Yani bazı vatandaşlar da halinden memnun. O zengin olanlar memnun. Onlar zaten kaldıracağını kaldırmış. Onlar için paranın önemi yok. Anladım. Gariban iyice gariban oluyor. Zengin zaten zengin. Yok, görüyorsun durumlarını. Almaya geldiniz ya pazara. Alamadım, vallahi alamıyorum. Durumlar gördüğün. Neden bu kadar pahalı sizce? Bilemiyorum ki nerede devlet neyse odur yani. Bir şey diyemeyiz. Pahalı bir kadar. Ne almaya geldiniz? Sebze alacağım işte veririz. Peki sebzelerin fiyatı nasıl sizce? Biberin kilosu 20 liradan 30 liraya kadar çıkıyor. Bağlı. Her şey %100 kalkmış. Alabiliyor musunuz? Yok. Alamıyorum. Ne aldınız? Limon aldınız. Bir kilo limon aldım. Ne kadar limonun kilosu? 6 lira.